Sevgili koçtaşlarım, hepinize güzel bir salı günü diliyorum. Ve 26 Temmuz 1 Ağustos arası bir salıdan bir salıya yıldıznamenizi yorumlayacağım. Tüm destekleyen dostlarıma teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olunuz efendim. Bildirim zilini açınız efendim. Yıldızname'de şöyle bir sistemi uyguluyorum arkadaşlar. Tüm yeni gelen dostlarıma söylüyorum. Her burcun günü ayrıdır efendim. Salı günü Mars günüdür ve biz ona Merih yıldızı deriz. Merih, Mirra yıldızı deriz. Savaş yıldızıdır. Koç burcunun yönetici gezegeni Mars'tır. O yüzden tüm koçtaşlarım, ben de koç burcuyum. Tüm koçtaşlarım bilirler, salı günü bir işe başladık mıydı uğur görürüz, hayırlı olur. Ve aynı zamanda salı günü başlanan her işten hayır, hasenet gördüğümüz için bir işe salı günü başlarız. O yüzden ben tüm koç burçlarının günü olan salı günü yıldıznameyi açıyorum, yorum ve zikirlerinizi yapıyorum, zikrinizi veriyorum. Bir hafta çekiyorsunuz, çok fayda görenler var, çok iyi dönüşümler alıyorum. Yeni açanlar için söylüyorum arkadaşlar, koç burcu nerede demeyin, farklı günlerde aramayın. Öz burcunuza göre bakımınızı yapın, öz burcunuz koçsa koça göre bakım yapın. Her burcun günü ayrı. Koç burcunda iki burcu yayınlıyorum. Birisi koç, birisi akrep. O yüzden Mars gününde yönetici gezegenleri Mars olan iki burç var. Biri akrep, bir diğeri koç. Koçlarla başlıyorum. O yüzden her videonun önünde söyleyeceğim arkadaşlar. Sizin gününüz salı günü koç burçları, anladık mı? Evet, tek tek her burcun gününü söyleyeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma cevaze kale li fetahu atina gadena ve lekat لَقَيْنَا مِنْ سَفَرِيهَا هَذَا نَسَابِ قَالَ اَرَيْتَ اِزْ اَوَيْنِ لِي اَسْ سَحْرَاتِ وَاِنِّ نَسْتُتُتُتْ وَمَا اَنْسَانِهُ اِلَى الشَّيْطَانُ اَنْ اَنْزَرْتُ وَاتَّهَذَا سَبِيلَاهُ فِي الْبَحْرِ اَجَبَ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِي فَرْدَتَّ عَلَى اَسَرِهْنَا قَسَاسَ. Şimdi Kehf suresini okudum arkadaşlar. Kehf mağara ya da kaya anlamına geliyor. Mağaraya sığınan, Rahman'a inanmış, tek tanrılı dine inanmış 7 insanın yaşamını anlatıyor arkadaşlar. Bunların adını biliyorsunuz. Sanırım Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenüş, Kafeştetüş, Kıtmir. Kıtmir de köpeklerinin adı. Yemliha Mekselina diye başlar. Ben ezbere bildiğim için bu karınca duasının sonunda vardır. Eshab-ı Kehf'te yatan, yani kutsal mağarada yatan, kutsal inananların isimleridir bunlar. İnanınız efendim, ben de Tarsusluyum. Kehf mağarasının Tarsus'ta olduğu söyleniyor. Çok büyük bir enerji merkezidir. Yolunuz düşerse Tarsus'a uğrayın. Orada da bir duanızı edin. Kehf suresini de açın, okuyun arkadaşlar. Şimdi burada Kehf suresi 62 ve 65. ayetler arasını okudum. Buluşma yerlerini geçip gittiklerinde Musa genç arkadaşına kuşluk yemeğimizi getir bize. Hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden başımıza epey sıkıntı geldi dedi. Gördün mü, kayaya sığındığımız zaman doğrusu ben balığı unuttum ve bana onu söylememi kesinlikle şeytan unutturdu. O acayip bir şekilde denizdeki yolunu tutmuştu dedi. İşte aradığımız oya dedi. Bunun üzerine izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, öğretildiğin ilimden bana doğru bir yol öğretmen şartıyla sana uyabilir miyim dedi. Hızır aleyhisselam dedi ki, doğrusu sen benimle asla sabredemezsin. Evet.
Ve Hızır Aleyhisselam devam ediyor. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeyi nasıl sabredebilirsin ki? İnşallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiç emrine asi olmam dedi. Arkadaşlar, burada bir zor günler geçirdiğinizi görüyorum koçtaşlarım. Bir zor günlerden geçiyorsunuz. Allah kolaylık versin ne diyeyim. Umudunuzu kestiğiniz bir şeyin canlanacağı günlerden geçiyor olacaksınız. Yüzünüz her daim gülecek ve bir dedikoducu insan, bir aşağılık insan senin canını sıkmış gözüküyor. Hayalperest birisi. Dört kişi bir araya gelip senin dedikodunu yapmışlar. Bundan dolayı canın çok sıkkın. Sanki ben özgürlüğümle hareket ediyorum, bana ne dercesine. Sevgili koçtaşım, bu dedikodunu eden kadınlı erkekli kötü insanlara, kötü gruplara bir U dönüşü yapacaksın. Haddini bildireceksin. Edep size haddini bildirmek, yetime esvap giydirmek kadar sevap der atalarımız. Bildir arkadaşım, bildir koçtaşım. Bir daha da seni haksız yere suçlamasınlar. Bir canını sıkan olaylar olduğunu görüyorum. Arkadaşlar, bütün koç burçları reaksiyoneldir. Hemen reaksiyon gösterir. Ve haklıdır da koç burçlarına beklemek gelmez arkadaşlar. Size bir uyarıda bulunayım. Herkes sabredebilir. Ayeti kerimede de açık sözü sabredin diyor ama ben koçlara artık sabır taşı çatladı diyorum. Bu seninle uğraşanların yanlış hareketlerini sustur, durdur. Rab seninle diyorum arkadaşlar. Dürüst olun ve dürüstlüğünüzden bir şey kaybetmeyin. Bir de sana çok laf taşıyan bir kadın var arkadaşım. Buna inanma, sana dost gibi gözüküyor, çok düşman ve her zaman senin etinden sütünden faydalanmak istiyor ve sana da arkandan beddua ediyor. Bu cazgır kadını, kilolu, esmer, yüzü de çirkin kadını, kötü kalpli ve akılsız bu kadını hayatından çıkar sevgili dostum. İster erkek koç ol, ister kadın koç ol, böyle akılsız bir kadın yüzünden başın dertte ve bunu da hayatından çıkartırsın. Bakınız, tüm koçtaşlarıma diyorum arkadaşlar, aşkta, işte, evlilikte koçların inanılmaz güzel bir yılı. Sadece sabretmeniz gereken bir şey var. Bu haftada onu tekrar ediyorum. Susacaksınız. Gizlilik esas arkadaşlar. Gizem çok önemli bu hafta. Kimseye söz etmeyeceksiniz. Bütün koçtaşlarıma diyorum. Yeni bir dostluk mu kurdunuz? Yeni bir aşk mı filizleniyor? Ya ufukta yeni bir ilişki mi var? Hiç kimse bilmeyecek. Hiç kimse. Bir Allah bir sen. Bir Allah bir sen. Çok önemli bir ilişkiye başlamak üzere bütün koçtaşlarım. Çok önemli bir ilişki başlayacak arkadaşlar. O yüzden gizemli, karizmatik bir insana, ister kadın ister erkek koç olun, önemli bir ilişki başlamak üzere bunun gizlenmesi gerekiyor. Bir şey ne kadar gizli kalırsa o kadar çabuk gerçekleşir. Bu ilkeden yola çıkarak söylüyorum arkadaşlar. Fırtınalı bir denizdesin, berrak bir aşk geliyor. Bir aşk köpüğü geliyor. Adeta böyle Afrodit'i nasıl yıkadıysa, sizi de böyle mitolojilerde nasıl yıkanan bir sistem varsa, inanın Yüce Rabbim sizi de sevgiyle, aşkla, saf bilinçle yıkayacak. Sadece sen dengede kal, bir de bu aralar hem sözcük detoksu yap, daha az konuş, hem de insan detoksu yap. Çok insanı hayatından çıkar. Yani senin kuyruğun olamayacak, senin kuyruğun derken senin ayakkabının tozu olamayacak insanlara çok fazla değer verdin. Uyarıyorum koçtaşım. Artık yeter. Bunun ayıbı kaybı kalmadı. Artık yeter diyeceksin. Senle dostumuz buraya kadar diyeceksin, bırakacaksın gitsin. Sevgili arkadaşlarım, boşanmak isteyen, ayrılmak isteyenler durmasın, bu haftayı değerlendirsin. Hemen düşen attan inip başka bir ata binme ihtimali çok kuvvetli. Bütün koç erkeklerinin özellikle. Koç erkeklerine diyorum ki düştüyseniz attan, kadınlara da diyorum ama erkeklere daha yoğun olarak diyorum. Çabucak yeni bir aşkın başlayacağının müjdesini verebilirim arkadaşlar. Evet, geçmişi şefkatle falan filan bırakacaksınız. Yeniye kucak açacaksınız. Yengeç burçlarıyla ilgili olarak şunu söyleyebilirim.
tüm koçtaşlarım zorlu bir yengeç terazi ilişkisine başlayabilir. Yengeçlerle teraziler, özür dilerim, yengeçlerle koçlar, koçlarla teraziler. Yani koçun iki burçla, biri yengeç, birisi terazi, yazdım buraya arkadaşlar. Yengeç ve terazi burçlarıyla, dikkatli olun. Yengeç ve terazi burçlarıyla aynı çemberin içindesiniz. Aşk çemberi bunun adı. Bunun adı aşk çemberi. Tamam mı? Bu aşk çemberini değerlendirin. Biraz ilişkiyi kısa tutun arkadaşlar. Konuşmanız olabilir. Bir yerde buluşabilirsiniz. Her ne boyuttaysa. Detaya girmiyorum. Kısa tutun. Yarın görüşelim mi derse biraz ağırdan alın koçtaşlarım. İki gün sonra deyin. Hemen çok muhabbet tez ayrılık getirir kodlamak istemiyorum. Haftada bir ya da en fazla iki gün buluşun. Çünkü bu aşkın kalıcı olması lazım. Kalıcı olması için de karşıdaki erkek ya da kadın birini özlemesi gerekiyor. Özlem olmazsa aşk olmaz arkadaşlar. Aşkın böyle inşası, temeli özlemdir, sevgidir, saygıdır. Size saygı duymayan birisi size aşık olamaz. Olamaz. Sizinle asker arkadaşı gibi konuşuyorsa o adamı hemen orada terk edin, gidin arkadaşlar. Olamaz. Saygılı olacak. Koçtaşlarım, bütün koç hanımlarına diyorum. Saygılı olacak karşıdaki kişi. Hazır ol vaziyetine girecek. Bunu da yapın ya. Benden söylemesi arkadaşlar. Taşlaşmış yüreği olan koç burçları. Ayak takımından dolayı olmuş. Yanlış seçimlerden dolayı olmuş. Lütfen doğru seçimler için 5 gün 5 hafta içerisinde ben doğru seçimlere yöneleceğini ve gerçekten mutlu bir beraberliği hayatına katacağını görüyorum. Tek başına çok bırakıldın arkadaşım. Bunu da Allah muhafazana evinde bir depresyonla ödedin. Depresyon var hafif. Depresyonlar geçiyor. Seninle uğraşanlar belasını buluyor. Sıkılma, üzülme. Her türlü sıkıntıyı, üzüntüyü toparlayıp evrene yolluyorsun. Şifalanıyorsun. Şifalanıyorsun. İki tane düğümün çözülüyor. Çözülüyor. Ve ben sana değil mi, dünya kadar sevincin var. Bir ilave daha yapıyorum. Koç, kova, koç, oğlak arasındaki ilişkilerde de aynı masada geldiniz, aynı mekanda geldiniz. Çok güzel olayların başlayacağına işaret ediyor efendim. Geliyorum zikrinize. 68 kere ya muhyi zikrini çekeceksiniz. Muhyi ne demek? Dirilten, can veren demek. Ve ilişkinizin taze kalması için, sevgiye dair umutlarınızın yeşermesi için ve hamile kalmak için çekilebilir efendim. Allah herkesin açılan ellerini Rabbim katında kabul etsin ve sizi dardan zordan kurtarsın efendim. Hepinizi seviyorum. Saygılar, sevgiler. Bir salıdan bir salıya görüşelim koçtaşlarım. Öpüyorum hepinizi yürekten. Bay bay.